VPN kullanmak da çok sıkıntılı arkadaşlar. Nasıl sıkıntılı? VPN kullananları bekleyen tehlike nedir? Bundan da kısaca bahsedeyim. VPN kullandığınız zaman telefonunuza indirmiş olduğunuz VPN uygulaması Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Evet arkadaşlar, Instagram'la ilgili bir son dakika gelişmesi var. Bakan Abdülkadir Uraloğlu son dakika açıklaması olarak Instagram'la ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Bu gelişmenin ardından gözler yapılacak görüşmeye çevrildi ve saat 1'de başlayan bir görüşme gerçekleşti. Belki şu an tam olarak bitmedi henüz bu görüşme. Bu görüşme neydi peki? Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirilen Instagram'ın yetkilileriyle daha önce bir toplantı yapılmıştı. Instagram uygulamasında Türk kullanıcıların yaptığı bazı paylaşımları kaldıran ya da engelleyen Instagram'a Cuma gününden itibaren erişim sağlanamıyor biliyorsunuz. Katalog suçlar arasında ise soykırım ve insanlığa karşı suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, düşmanla işbirliği yapmak gibi suçlar yer alıyor. Buna binaen Instagram'dan da bir açıklama geldi. Meta sözcüsü Instagram erişim engeline ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Şöyle diyor, Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. İfadelerinin kullanıldığı açıklamada hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu erişim engeli getirilen Instagram'a ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar sonucunda Instagram'a erişim engeli getirildiğini hatırlatan Uraloğlu yetkililerle geçen hafta görüşüldüğünü ifade etti ve bugün de ikinci olarak bir görüşme daha gerçekleşiyor. Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında gerçekleştirilen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek ve şu an bir araya gelindi arkadaşlar ve devam ediyor. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Bu görüşme saat 13 itibarıyla başladı. Bakalım nasıl bir karar çıkacak bu konuyla ilgili. BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirilmişti biliyorsunuz. Ve bir anda Instagram'a hiç kimse giremedi ve bu yüzden VPN kullanılarak girmeye başladı herkes. VPN kullanmak da çok sıkıntılı arkadaşlar. Nasıl sıkıntılı? VPN kullananları bekleyen tehlike nedir? Bundan da kısaca bahsedeyim. VPN kullandığınız zaman telefonunuza indirmiş olduğunuz VPN uygulaması sizin bütün IP numaranızdan kişisel bilgilerinize kadar varıncaya kadar her şeyi aslında kendisine kopyalıyor. Yani siz VPN'e diyorsunuz ki benim bütün özelim buyur ortada, senin ellerinde. Artık benim sırrım sır olmaktan çıktı ve sırrımı seninle paylaşıyorum demek. VPN sizin IP numaranızdan sizin bütün hesaplarınızı da aynı şekilde kopyalamış oluyor ve VPN üzerinden sizin IP numaranıza çok rahat bir şekilde saldırılar yapılabilir. Yani telefonunuzdaki bütün bilgiler ele geçirilebilir. Böyle bir tehlike var arkadaşlar. Bunu çok önemli yazılımcılar da söylediler. Bu konuyu gündeme getirdiler. Sakın telefonunuza VPN indirmeyin dediler. Tabii bazıları
Bunlara cevaben de şöyle diyorlar. İşte biz güvenilir VPN şirketlerinin uygulamalarını indiriyoruz. Onları kullanıyoruz diyorlar. Ama her ne kadar güvenilir sandığımız şirketler de biliyorsunuz malum şu an bütün dünyada Türkiye'ye karşı bir adeta boykot var. Yani Türklere ve Türkiye'ye karşı ciddi bir saldırı var. Siber saldırılar da biliyorsunuz sürekli devam etmekte. Son yıllarda Türkiye'nin yapmış olduğu teknolojik alanda ve sanayi alanındaki atılımlarla birlikte bunları engellemeye çalışan çok ciddi güçler var. Siber saldırılar var. Bu yüzden arkadaşlar hackerların ağına düşmemek için, onların yemi olmamak için VPN uygulamalarından uzak durmalıyız. Yani buna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Tabii yine en doğrusunu siz kendiniz bilirsiniz. Ama ben indirmedim, kullanmıyorum da. Zaten bugün Instagram'la ilgili de güzel haberlerin geleceğini, Instagram'la ilgili de erişimin kalkmasıyla alakalı güzel haberlerin geleceğini de umuyorum. Çünkü Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarında gayet olumlu gelişmeler yaşandı şeklinde açıklaması da var. Kendi sosyal hesabından da açıklamalar yapmış. Bakabilirsiniz. Twitter hesabından yani X hesabından yaptığı açıklamaya bakabilirsiniz ve Google'da da zaten haberleri görebilirsiniz. Yalnız bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir açıklaması var. Bakın bu da önemli bir açıklama. Şöyle söylüyor. Sosyal medya şirketleri militanlaştı. Bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Arzu edilen işbirliği henüz tam manasıyla tesis edilmedi. Kuklalarla vakit harcamıyor, asıl onları oynatan kuklacılara odaklanıyoruz. Evet, böyle bir açıklaması var. Gerçekten de bir militanlaşma söz konusu. Türkiye'ye karşı bu yapılıyor. Türkiye gibi birkaç ülke daha var. Bu ülkeler de aynı şekilde böyle adaletsizce davranış söz konusu sosyal medya platformları tarafından. Ama inşallah bugün çözülür diye umut ediyorum arkadaşlar. Sizlerin de bu konuyla ilgili görüşleri nelerdir? Yorum kısmına mutlaka yazın. İnşallah akşama doğru Instagram açılabilir. Hep birlikte bakalım. Hep birlikte göreceğiz bakalım neler olacak. Evet, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına bu konuyla ilgili bir yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Abone olduktan sonra da bildirim ziline tıklayıp tümünü işaretlemeyi unutmayın ki bütün videolarımızdan sizlere bildirim ulaşsın. Şimdiden teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.